Yümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karıyla açalım dedik videoyu. Değil mi oğlum? Bak bakayım. Bak ulan bir. Bak lan bak bak. Bak ulan şuna bak. Utanın mı lan? Arkadaşlar gerçekten var. Havada güdü bir sıcak var ama yine yağışlar gelecek. Gördüğünüz gibi garip bile sanki kovgundan gelmiş gibi soluyor. Değil mi oğlum? He? Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Şurada bir tane kuş var. Çok güzel ötüyor arkadaşlar. Haydi oğlum bir ötüver. Makamı çok geniş, çok değişik ötüyor. Şeymiş, sarveli. Bir tane koyunumuz ölmüş arkadaşlar bugün. Sabah koyunun önünden gitti miydi ben? Sonra baktım koyunun arkasında yolun içinde koyun dikeli küçük de kuzusu var. Artık ne oldu bilmiyorum. Orada bıraktım dönüşte. Dedim inşallah kurt murtek gelip de yemez diye. Dönüşte baktım aynı bıraktığım yerde yatmış. Getirdim geldim kulağından bir kan aldım. İğnesini yaptım ağrı kesici vurdum bir. Bilmiyorum. Ben eve yemek yemeye gidip gelince kadar koyun ölmüş. Abdullah telefonu açtım oğlum okuldan geldiğinde. O koyunun dedim. İçerisini aç videosunu çek. Bir bakalım diye. Bakalım ne olabilir. Yoksa değişik bir ot yedi o mu zehirledi. Bilmiyorum ama yani öyle olabilir. Küçük kuzusu olmasa öyle olacağım keserdim. Küçük kuzusu vardı. Yani belki iyi olur diye kessem 30 kilo falan gelirdi koyun ama yapacak bir şey yok. Yani bu hayvancılıkta bunlar oluyor. Geçen sene de oldu aynı bir tane koyunum ölü yaylada. Hatta onun 200 kuzuları vardı. O karabaşlı erkek toklu onun kuzusu. Dişisi 1 yaşına girdi. Kuzusu kuzuladı. Onun için yapacak bir şey yok. Yanımıza bir şey olmasın. Kendimize çocuklarımıza bir şey olmasın. O hayvancılıkta bunlar olacak. Ha, olmasa iyi ama yapacak bir şey yok. Ondan dolayı biraz bir üzüntü var ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Otun üstüne çöp de kaldı ya. Ot da bahçelerin içine süper. Nurlar abi ne bakan var ne gelen giden var. Şu kirazlar falan yani bakılmadığı halde çiçek yüklü ya. Arkadaşlar dağdaki bademler olmuş artık şimdiden sonra tabi dağda yetişe meyveden meyve ağaçlarından sebepleneceğiz ama az çünkü o çiçekteyken soğuk olduydu hava o zaman yukarılarında yok ama eteklerinde aşağı dallarında var işte gördüğünüz gibi çok güzel 10 numara organik hiçbir katkı maddesi yok hiçbir şey yok kendi başına oluyor. Zehir de hiç durmaz havlıyor arkadaş.
Ay yavru sarı baba vay. Dilfiri buldu. Ağacın dibinde. Ne? Çim makinesi misin oğlum be? Oğlağımız da büyüdü artık iyice. Değil mi kız? Ama çok güzel geç olacak. Rengi de çok güzel. Yağmurlardan sonra biraz yükselmiş şey. Oyun usu yükselmiş. Hemen hemen 1 metre, 1,5 metre yükselmiş. Ama gerçekten var ya. Buranın toprağını nasıl kazmayla baş ettiler? Kaç kişi kazdılar veyahut da kaç günde kazmasını bitirdiler? Buranın taşında nasıl beton yok arkadaşlar bak. Kuyuda zaten beton olmaz çünkü dağdan gelen suyu taşların arasından toplasın diyerek yapıyorlar. Bak o kadar da ıslaklı çamurlu olduğu halde yani o kadar güzel yapmışlar ki eski yapan ustalar bir taşları birbirine bağlayarak yapmışlar. Zamanla yosun da taşların arasını iyice sanki neydi onun adı? Horasan harcı gibi birbirine bağlamış iyice taşları. Geç kaç içine düşen kaç oradan. Hem sürü çok aldı hem de sürüdeki çan sayısı arttı arkadaşlar. 7 tane daha çan taktım. Artık tamam işte hepsi bu. Evde kayışları kopuk olanlar vardı. Ondan sonra dilleri düşen vardı. Onlara kayış aldım. Kayışları kopuk olanlara. Dilleri düşenlere kurbanla geçen sene kestiğim çebişlerin boynuzlarından yani boynuzlardan kendim yapıyorum dilleri. Çünkü o satı dilleri var. Satıyorlar ilçede. Bozkır'da satıyorlar ama onlar plastiğin biraz daha sert bir şey. Onlar fazla dayanmıyor. Çünkü çanın hep vurduğu zaman ağzına böyle öterken ses çıkarken vurduğu zaman oradan çabuk kopuyor. Ama boynuzu 2022'de kestiğim kurbanlık çebişler değil. 2021'de kestiğim kurbanlık çebişlerin boynuzları. Çünkü bir yıl kuruduyorum. Bir yıl kuruduğu zaman hani boynuzlar iyice kuruduğu zaman ömrü daha çok uzun oluyor. Ama hemen kestiğim anda yaptığım şeyi dili ha, yaparsın yeni kestiğinde yaparsın ama şöyle bir sene falan kuruması lazım. Yani çana takmamak lazım. Çünkü çana taktığın zaman kurumadığı için o boynuz yani her gün oyunu boynuna tın 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 şeye bakıp çanın ağzı kesiyor. Nereye giden? Nereye giden? Koyunun karnı doydu da manı manı oynuyor bak. Havada tam istediği hava. Önü aç olduğunu esiyor da. Güneş de bir bulutun içine giriyor bir çıkıyor çok güzel. Tam koyun havası var. Bak otun olmadığından değil artık doydu. Otun en gıdalısını en iyisini arıyor herhalde. Yani kavurma varken kuru fasulyeyi yemem diyor. Allah. Sarı sarı çiçekler açmış. Ama koyunlar yemiyor. Bundan bir ay önce bunları yiyorlardı ama şu anda yemiyorlar. Çünkü ot çeşidi bol. Thank you.
Çocuklar karnınız doydu, oynaşmaya başladınız. He? Toprağı bulduklarına, tozu bulduklarına hemen ayrılıyorlar, oynamaya başlıyorlar. Ekip tamam herhalde Efe. Bunların başında beklemesin arkadaşlar. Oyun gitse bile burada oyuna dalıyorlar. Ondan sonra burada kalıyorlar. Başka hiçbir yere gitmiyorlar. Bak zaten hasta koyunu bunların. Toprakta kalmışlar. Belki de o koyunu kaldı diye kaldılar. Hadi çocukla yürü. Bir günün daha sonuna geldik. Mesaiyi bitirdik artık. Şimdi ya da koyunların karnını doyurduk. Şimdi bunları katacağız. Eve gidip kendi karnımızı doyuracağız artık. Evet arkadaşlar, koyunumuz burada ölmüş. Daha doğum koyunumuz burada ölmüş arkadaşlar. Bu da doğum yapalı daha bir hafta oluydu. Kuzusu da burada. Abdullah'ın elinde şimdi bir tane kuzumuz var, koyunumuz var. Onu kuzusunu geçen gün kestirdim, kuzuların annesinin bir tanesi süt var. Ona tutacağız artık. Öksüz kuzuya süt annelik yapacak. Nerede o koyun? Evet arkadaşlar, bu koyunumuz artık buna süt annelik yapacak. Bu koyuna bir tane çan takacağız. Bu kuzu o çanın sesini duyduğu anda, hani şöyle 3-5 gün sonra bu koyunu alışacak. Hani o çanın sesine de alışacak. O çan neredeyse bu koyunun peşini bırakmayacak. Böyle dağda taşta çanı, koyun tuttuğumuz zaman çanı salladığımız zaman hemen gelir. Arkadan da baksana, canı çekiyor onu.
Bu kuzumuzun ismi de Gel Çocuk. Bunun da annesi kışın ölmüştü. Bunu işte koyunları tutarken büyüdü maşallah. Artık kendini kurtardı. Süt emmesi de olur ama öyle sütlü koyunlar fazla, kuzularına sütü fazla gelen koyunları yine tutuyoruz. Gel Çocuk, Gel Çocuk, Gel Çocuk. Gel Çocuk. Hayır, hayır, hayır. Gitme, sen gitme. Bunun ismi Gel Çocuk. Bunun ismi de şey olacak. Öksüz. İkisi dişi, ikisi de kalacak. Dişi mi o erkek mi? Dişi. Dişi ise kalır. Erkek doğmuyor. Bu erkek gibi. Arkadan mı? Arkadaşlar burada da videoyu sonlandırayım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Artık şurada bir hafta 10 gün var yaylaya gitmemize. Yaylada internet biraz sıkıntılı olacak ama bakalım şu Türkcell'in Superbox internet paketleri var. Onlardan bir şey almamız lazım. Çünkü geçen yıl eski takipçilerim bilir. İnternet kaplarını çaldılar yaylada. Ondan dolayı da tamir etmediler. Ya Ağustos'a bırakıyorlar. Ağustos'a kaldığında da çektiğimiz videoları sizlerle paylaşamayız. İnşallah o Superbox'ta da bir sıkıntı çıkmaz. Yaylaya göçmeden hallederiz ki yaylaya göç yolculuğunu, yayla göçünü bunları hep çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Herkese iyi akşamlar.